Osmanlı tarihinde 46 yıllık iktidarıyla en uzun süre tahtta kalan Kanuni Sultan Süleyman gibi Cumhuriyet tarihinde de 50 yıllık siyasi hayatı ile Süleyman Demirel dikkat çekmekte. 1924'te Isparta'nın İslam köyünde dünyaya gelmiştir. Babası Hacı Yahya Demirel yokluk içinde yaşamış bir çiftçiydi. Çobanlık yapan ve siyasi hayatında Çoban Sülü olarak anılan Süleyman Demirel, bu lakabı siyasi hayatı boyunca kullanacak, Anadolu'nun halkın bağrından koptuğunu ifade edecektir. Ortaokulu Isparta'da, liseyi Afyon Lisesi'nde okumuştu. İstanbul Teknik Üniversitesi makine mühendisliğini kazanan Demirel daha sonra inşaat bölümüne geçmiştir. 1954'te devlet su işlerine girmiş, barajlar dairesi reisliği yapmıştır. Bu ona Barajlar Kralı unvanını kazandırmıştı. 27 Mayıs darbesi sonucunda gözaltına alınmış, devlet su işlerinde çalıştığı sırada orada asteğmen olarak çalışan Talat Bey'in ricası üzerine Başbakanlık Müsteşarlığı yapan Alparslan Türkeş, Demirel'in serbest kalmasını sağlamıştır. Daha sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin kampüs inşaatını yürüten Marison firmasında işe başlamış, Marison Süleyman lakabını böylelikle almıştır. ODTÜ'de ders veren Demirel'in Adalet Parti'nin 1. Kongresinde Genel İdare Kurulu üyeliğine seçilmiştir. 1964'te yapılan kongrede Celal Bayar'ın da desteklediği Demirel, Adalet Parti'nin başına geçmiştir. 1965'teki seçimlerle %52,9'luk oy oranıyla Adalet Parti tek başına iktidar olmuştur. Demirel iktidarının ilk projelerinden biri Keban Barajı projesi olmuştur. Demirel için Fırat bir Süleyman'ı boğdu, bir Süleyman da Fırat'ı boğdu ifadeleri kullanılmıştır. İstanbul Boğazı'na birinci köprünün temelleri de onun döneminde atılmıştır. 1969 seçimlerinde %7'lik oy kaybına rağmen yine iktidar olmuş, 1973 seçimlerinden %29,8'lik oyla ikinci parti olarak çıkmıştır. 12 Eylül sabahı eşi Nazmiye Demirel ile Gündüz Sokak'taki evlerinden alınarak Gelibolu'da bir ay gözetim altında tutulmuştur. Anam, Turgut Özal iktidarında 1987'de gerçekleştirilen referandum sonucunda siyasi yasağı kalkan Demirel, Doğru Yol Partisi'nin başına geçmiştir. 1993'te Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatıyla Cumhurbaşkanlığına seçilen Demirel'in 7 yıllık görevi sonucunda aktif siyasi hayatı da son bulmuştur.